Sana günaydın. Şimdi kahvaltı yapıyorum. İki yumurta. Evet, annem sıcak. Sıcak. Annem sıcak kızartmış. Annem çok güzel sıcak yaparım. Buyurun gelin size de sıcak yapayım. Sıcak yapmış. Domates salatalı. Galiba. Kahvaltım bu. Yumurta, peynir, iki üç tane sucuk ve ekmek. Bir şey yemiyor. Sütlacım. Sütlacız nasıl olmaz? Ebelek ya. Bak. Otur. Ol. Yeni bir haftayla herkese merhaba. Şimdi çıktım evden, kahvaltımı ettim bu sefer. Spora gidiyorum. Misafir falan da gelecek. Öyle sporda veya spordan sonra görüşürüz. Gün olduğu için bugünkü menü şöyle salatalar, bu barbunya, şu mercimek köftesi, şöyle yarım bir börek ve kıvırcık. Değil mi? Donuyorum. Donuyorum. Bir de parmağımı kestim. Çok soğuk. Selam. Şimdi eve geldim. Ne diyordum? Eve geldim şimdi. En son öğlen yediklerimle duruyorum. Bir de soda içtim işte biraz önce. Ama canım inanılmaz bir şey istemiyor yani. Hani inanılmayacak bir durum ama istemiyor. Bilmiyorum. Şimdi böyle sabahki öğlenki böyle bulgurlu, yoğurtlu, bulgurlu bir böyle salata tarzında bir şey vardı. Biraz ondan kalmış. Ondan yiyeceğim. Şimdi yiyeceğim ki çok geri acıkmayayım diye. Öyle. Günaydın. Bugün günlerden pazar. Biraz geç kalktım. Kahvaltı yapmadım çünkü kahvaltıya gideceğiz komşumuza. O yüzden önce spora gideyim. Onlar da biraz eve geç gelecekleri için biraz zamanım vardı. Önce eve gidip, ay kim bu, ay düşüyordum, Allah belamı vermesin ya. Önce şeye gidip arabalar, bütün komşular geçti sağ olsunlar şu anda. Şimdi spora gideceğim, spor yapacağım. Sonra döndüğüm zaman kahvaltı yapacağım. Çünkü kahvaltıya gideceğimiz için biraz geç gitmemiz gerekiyordu. Evet, şu anda da saat geç ama olsun. Aç değilim. Sadece su içtim sabah. Hadi bakalım gidelim. Adalet mi be? Adaletin bastı ya. Allah! Cendere 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 cendere. Anne yemiyorum değil mi yavrum? Ama birazcık yiyeceğim tabii ki hepsini. Şu tabağımı göstereceğim size. Birazcık sosis, birazcık patates ve şey yiyeceğim. Ekmek yok. Ben lahana yemeği yiyorum. Emoş muhlama yiyor. Günaydın. Yalnız iki gündür... Ne oluyor? Dün de sabah yemeğini burada yedik, akşam yemeğini burada yedik. Şimdi sabah kahvaltısını yine burada yapıyoruz. Gerçekten evin yolunu unuttuk galiba.
size göstereyim. Ya biz böyle kahvaltı mı? Bunu az yiyeceğim. Çok güzel şeyler var. Şuna abi be. Bizim orası. Evet yemeyeceğim. Şuna abi de kahvaltı. Şuna abi de kahvaltı. Şuna abi de Körülü tavuk dedim ya. Körülü yumurta aldı onlar. Kahvaltı için sadece ortaya karışık şeyler yapacağım. Selam. Açıkçası bugün performansım aşırı böyle süper işte spora gidiyorum, öyle yapıyorum, böyle yapıyorum modunda değilim. Canım sıkkın biraz o yüzden. Canım sıkkın olduğu için de canım ne bir şey yemek istiyor ne bir şey yapmak istiyor. Temizliğe verdim kendim. Odamı falan topladım. Dolaplarımı temizledim falan. Sonra spora gittim. Ama makinemi evde unuttum için kafam çok dağınık. Tekrar söylüyorum. O yüzden makinemi evde unuttum. Tabii giderken de geldiğim zaman da çekemedim. Şimdi geldim spordan. Yarım saat yürüdüm. Yürüyüş bandında 15 dakika eliptik bisiklet, 15 dakikada uzay yürüyüşü denilen şeyden yaptım. Toplam 1 saat spor yaptım, geldim. Normalde 45 dakika falan yürüyüş bandında biniyordum. Ama bugün böyle hiç içimden gelmedi zaten. Önceden 6'da falan, 5.30-6'da falan yürüyordum. Bugün 5'te yürüdüm falan. Böyle bir modum düşük yani bugün. Canım da bir şey istemiyor. Yani yemedim hiçbir şey. Zaten geç ettik kahvaltıyı biliyorsunuz. Ama yine de canım hani arayın falan hiçbir şekilde yapmadım. Bilmiyorum, hayırlısı olsun. İlerleyen zamanlar zaten yemek yerken göstereceğim. Şimdi öpüyorum. Görüşürüz. Sonunda yemek yiyorum. Çok acıktım ya. 2 saattir yemek pişmesine. Ya bu arada kazanım çok güzel. Saçlarını kapatayım bari. Toplum zaten arkadaşlar. Şimdi yemek yiyeceğim. Kapuska ve annem sıfır şekerli kabak yaptı. Kabak benim en sevdiğim tatlı. Şimdi göstereceğim size. Bu arada biraz önce kamerayla konuştum. Hani biraz canım sıkkın falan dedim. Şimdi bir anda böyle çok neşeli olunca açlık ay. Bu kapuska yemeği yağsız, çok sağlıklı. Diyette her zaman tavsiye edilen bir yemek. Beyaz lahanayla yapılan bir yemek. Brokoli var ama brokoli yemeyeceğim. Neden? Kabak. Çok güzel. Canım çekti. Günaydın. Nereden? Salı ve sadece aynıydı. Kalktım okula gideceğim. Kahvaltı yapıyorum. Yani kahvaltı derse ne zaman? Yumurta falan hiç yesim yoktu. Ben de... Şimdi size göstereceğim inşallah. Bana yardımlarsınız. Evet. Zeytinyağlı pırasa yiyorum kahvaltıda. Çünkü... Ya sandviç yiyecektim ya böyle bir şey. Ben de daha sağlıklı olsun, ekmek yemeyeyim diye böyle bir şey tercih ettim. Şimdi öğle yemeği yiyoruz. Salata, yayla çorbası, tavuk ve makarna. Makarnanın hayatlarım, selam. Şimdi ben ne yaptım? En son yemek yerken göstermiştim size okulda. Eve geldim. Spor salonunun içerisinde zaten çekim yapamadığım için makinamın da şarjı bitmişti. Bari dedim makinamın şarjı olurken ben gideyim sporumu yapıp geleyim. Zaten çekim yapmam yasak. Bugün hoca bana antrenman yazdı. Şöyle göstereyim. Bu benim antrenman programım. Neler yaptım birazcık bahsetmek istiyorum. Böyle genelde kas çalıştırıcı hareketler yaptım. Önce 10 dakika koşu bandında yürüdüm. Orta hızda. Sonra böyle mesela kas çalıştırıcı hareketler var. Aletler var. Bu aletlerin hepsine bakın kaç alet varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane alete 20 her bindiğimde 20 kere yaptım ve 3 turladım bunu. Yani toplamda 60'ar kere yapmış oldum. Bu da kasları çalıştırmak için ve kilo vermeyi hızlandırıcı kas
kasın enerji yakmasını hızlandırıcı hareketlenmiş. Hocayla da biraz görüştük. Çok tatlıydı. Benim beslenme diyetisyeni okuduğumu duyunca çok sevindi falan. Sonra bunlar bitince de 15 dakikada eliptik bisiklet yaptım. Bakın şu en üstte yazıyor zaten. 15 dakikada eliptik bisiklet yaptım. Yani günlük, bugünlük sporum bayağı uzun bir süredir bu arada spordayım. Yani inanılmaz yoruldum. Bakın bir haftadır gidiyorum. Hiç bu kadar yorulmamıştım. Yani kaslarım bildiğiniz yandı ya. Acısını hissettim yani. Böyle cayır cayır acısını hissettim. Ama güzeldi. Çok keyifliydi. Böyle kilo verdiğimi buram buram hissettiğim bir antrenman oldu. Yarın inşallah bu şekilde devam edeceğim. Bu şekildeydi. Birazdan akşam yemeği yerken de göstereceğim size. Şimdilik öpüyorum. Ve kapuska, kapuska, fuska. Günaydın. Ama mutfağı... Hayatımda benim sevmem kadar güzel muhlama yapan babaannem vardı rahmetli. Bir de SP. Tövbe estağfurullah. Gerçekten çok güzel değil mi ya? Masayı... Seni çekme. Ya seni anne çeken kim ya? Senin o kel başına. Senin milyonların beni izlemesin. Anne ekmek verir misin? Öyle sen sevmezsin beni. Ekmeksiz yiyelim. Dakika yürüyüş ısınması yaptım. Sonra bütün aletlerde 3'er kere 20'şer defadan yaptım. Sonra çıkarken 10 dakikadan soğuma yaptım. Selam, şimdi MR'a geldik. Aysenur'la buluştum bugün. Sinemaya gireceğiz saat 6.30 falan ama karnımız acıktı, yemek yiyeceğiz. Aysenur çok fazla pide istediği için bir tane pideyi ikimiz birlikte yemeye karar verdik. Zaten kalori olarak hesapladığımız zaman da bir öğle yemeğiyle yani 250-300 kalori oluyor. Çok aşırı bir kalorisi yok. Öğle yemeği için. Akşam ve öğle yemeğini birleştirecekseniz ideal. Bakalım şimdi açtığını almaya gitti. Gelecek, yiyeceğiz birlikte. Canım çekti ve acıktım aslında. Tellerim. Şöyle bunu ikimiz yiyeceğiz. Ve ayran içeceğim. Ben... Günaydın. Ben yine kalktım. Okula gideceğim. Kahvaltı ediyorum şu an zaten 7.30'da. Tabii ki çok kahvaltı etmek her zaman istemiyorum ama aç gitmek de istemediğim için bir tane süt içeceğim ve şu tunaks dün mikrosundan almıştım, doğal meyve tatlısı Züber, yer fıstıklı çikolatalı olan 150 kalorilik olan, 150 kalorilmiş bu, katkısızmış, gerçek meyve ve kuru yemiş parıymış, denemek de istedim. Şimdi kahvaltı bunu yiyeceğim, bir de süt içeceğim. Fena değil. Fıstık güzel. Yani yokluk da yenir. Dünyanın en güzel, hiç abartmıyorum, bakın normalde abartırım. En güzel atıştırmalı çıtır müsli bu. Sen mi abartmıyorsun? Efsane. Bak, sütlü çikolatalı fındıklı gevrek. Deneyin bunu çocuklar. İçi de böyle. Böyle bisküvi bisküvi gibi. Açayım mı? Aç. Bir şey yok mu? Tavuk köfte. Pilav. Evet. Senin ödünün öğle yemeği. Ben de bu arada. Hani ben de burada bir insanım ya sonuç olarak. Burası çok güzel olmuş. Sütlü fitçe, sütlü, sütlü fitçe kahve. Bir haftadır içmedim, özlemişsinizdir. Merhaba, şimdi eve geldim. Midem aşırı ağrıyor ya, size anlatamam. Şimdi soda açtım, bir tane soda içeceğim. Bugün çok, çok yani çok sağlıksız beslendim bence. Bir şey yedim mi? Hayır. Ama kahvaltı doğru düzgün etmedim. Süt içtim işte, bir tane bu hazır paketlenmiş o...
gerçi o doğaldı. Züberden yedim. İşte öğlen o gösterdiğim Kellogg's'lardan yedim. O yüzden çok tıkadığı için bir daha öğle yemeği yemedim. Sonra çıkışta filtre kahve içtik. Çok karnım açtı ve midem biraz bulanıyordu. Filtre kahve için şimdi eve geldim. Midem inanılmaz yanıyor. İnanılmaz ağrıyor. Sebebini bilmiyorum. Spora gideceğim ama spora gitmeden bari dedim bir tane soda içeyim. Belki hani bir nebze olsun iyi gelir. Bilmiyorum. Midem inanılmaz kötü, spordan geldim. Biraz önce sodanın etkisi ya, herhalde iyi hissediyordum spordayken ama herhalde biraz da sporda zorladım kendimi. Bu karın kası, yani karın bölgesi falan çalıştırdı hoca. Sırt falan çalıştı. Çok bu eğildim. Herhalde onunla da alakalı. İnanılmaz kötü, midem çok bulanıyor. Şu an kameraya bile çok zor konuşuyorum. Şimdi annem nane limon kaynatıyor. Onu içeceğim. Biraz da peynir ekmek yiyeceğim, midemi bulantısını bastırsın diye. Umarım iyileşir. Günaydın. Bugün günlerden cuma. Yani bizim haftamızın son günü. Birlikteki haftamızın son günü. Ben şimdi bugün günlerden aslında cuma ve Black Friday indirimlerim var. O yüzden Ela ile birlikte erkenden kalktık. Alışveriş merkezine gidiyoruz. Aslında çok bir şey alacağımız için falan değil. Bu sefer böyle yapalım dedik. Alacağımız birkaç şey var o yüzden. Kahvaltı yapmaya uzun bir zamanımız yoktu o yüzden. Kahvaltı yemek uzun. Kahvaltı yapmak için uzun zamanda ihtiyaç var çünkü. Hadi ama ulaşmak istiyorum. Hemen. Hemen yumurta açtım. Kendime şimdi bunları yiyeceğim. Öpüyorum. Görüşürüz. Gerçekten Black Friday de yırttınız bir elinize. Yok öyle indirim var, yok böyle indirim var. Sabah ezanında mı geldiniz buraya, ne yaptınız bilmiyorum. Hiçbir şey kalmamış. Zaten diğerlerinde de bizim Ela'nın zengin ruhunun baktığı şeylerde indirim yok. Öyle yani, zaten indirim yok. Yine belki hafta sonu almak için bir fikriniz olur diye söylüyorum. Bershka'da %50 ve %30 var ama çok da aşırı bir indirim değil. Stradivarius'ta %20 var. Mango'da %30 var ama aşırı bir şey yok yani. Zaten benim bedenime göre bir şey yok. Biz de seneye Black Friday alışveriş yaparız canım. Bakalım da bir kötü indirimdir. Burada size boydan kendimi göstereceğim. Zayıfladınız mı diye soruyorsunuz. Bakın bacaklarım zayıfladı. Eve geldik. Çok acıktığımız için hemen bir öğrenci usulü yemek yaptık. Göstereceğim size de hemen. Köfte ve köreli makarna yaptık. Selam. Klasik cuma akşamı konuşmamız ve benim haftalık videoyu kapatma günüm, kapatma saatim. Yani bu saatlerde bunu yapıyorum yemekten sonra. Bu hafta tam 1 kilo 400 gram, 1,5 kilo yakın ama biz 1 kilo diyelim. Hani 300-400 gram her seferinde oynayabiliyor, o yüzden hani böyle 1 kilo diyeceğim. Yani totalde 13 kiloya bay bay dedik birlikte. Yalnız bu haftada bir şeyin açıklık getirmek istiyorum arkadaşlar. Umarım buraya, videoyu buraya kadar izlemişsinizdir de şu kısmı dinlersiniz. Şimdi şöyle, bazen bana diyorsunuz ki işte makarna yiyorsun, pilav yiyorsun. Gerçi pilav çok yemiyorum ama yani hani genel itibariyle işte sürekli 8 yemek kaşığı sebze, sürekli yoğurt yemiyorum yemeklerimde. Bunu şöyle açıklamak istiyorum. Arkadaşlar benim amacım evet kilo vermek ama benim amacım sağlıklı beslenmeyi ve sağlıklı yaşamı hayatıma yerleştirip ömür boyu bunu yapmak. Yani benim haftada 5 kilo vermek, 3 kilo vermek, 2 kilo vermek gibi bir hedefim yok. Evet ilk başladığım zamanlarda hızlı vardım ama o vücudumun
ilk başta ödemlerden kurtulması, işte gerek çok fazla kilom olduğu için işte hızlı veriş süresi, vücudun su toplayıp suları atmasından falan kaynaklanan bir kilo verişti. Benim aslında hedefim haftada bir kilo verip yine her şeyi yiyip ama miktarlarını azaltıp en sağlıklı şekilde yemek. Abur cuburları yememek ama atıyorum güvendiğim bir markanın da işte granola barını yiyebilmeliyim. Benim hayat anlayışım ama bu şekilde uyuyor. Ha, siz hayatınız boyunca brokoli yiyip, hayatınız boyunca hiç paketlenmiş bir şey yemeyip, un kullanmayıp, şeker kullanmayıp bir hayatsa, kendinizi hazır hissediyorsanız ve bunu yapabileceğinize inanıyorsanız size başarılar diliyorum ve inanın bunu çok isterim sizin adınıza da. Keşke hepimiz öyle yapabilsek ama ben hayatım boyunca bunu yapamayacağımı biliyorum. Bu kadar söyleyeceklerim. Bu konuyu da açıklık getirmek istiyordum uzun süredir. Umarım bu haftayı da çok keyifli izlemişsinizdir, keyif almışsınızdır. Ben haftanın başında aslında biraz moral bozuklukları yaşadım, birkaç sıkıntı yaşadım ama Allah'a şükür hepsini atlattık. O zaman haftaya görüşürüz. Daha güzel zamanlarda, bol sporlu hafta sonları diliyorum hepinize. Hepinizi çok seviyorum. Tüm kalbimle söylüyorum. Ayrı ayrı hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.